Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bir yolculuğa çıkıyoruz. Yolculuğun sonu Arjantin'e bitecek. Fakat Arjantin'e çok değişik bir şekilde gideceğiz. Çünkü niye? São Paulo'dan bilet buldum, aldım, iptal edildi. Sonra bir daha aldım, paramı geri gönderdiler. Çok karışık bir şeyler oldu. Kendi kartına bilet almaya çalıştım. Fakat yeniden iptal ettiler. Kart çalıntı olabilirmiş de iptal ettiler. Fakat ben kendi kartımı kendime alıyorum. Nasıl öyle bir şey oluyor ben de anlamadım. Brezilya'da böyle problemler oluyor. Ben de ayrı bir yol buldum. São Paulo'dan çıkıyorum otobüste. Foz'a gidiyorum. Foz Iguaçu'yu biliyorsunuz. Brezilya'nın Paraguay ve Arjantin sınırına bağlı bir şehir. Oradan Foz'dan Arjantin'e otobüsle ya da dolmuşla arabayla geçeceğim. Sınır şehrine geçeceğim. Sınır şehrinden Buenos Aires'e uçacağım. O da 1,5-2 saat sürecek. Öyle yaparak çok daha uyguna geldi. São Paulo'dan binip gitseydim mesela 600 TL, 700 TL ortalama bir fiyat verecektim uçakla. Şu an toplam 480 TL ile Buenos Aires'e gideceğim. Arjantin'de arkadaşlar biliyorsunuz ekonomik kriz var. Latin Amerika'da en çok ziyaret etmek istediğim ülkelerden birisi Arjantin'di. Orada çok güzel videolar çekeceğim. Sizlerden sadece ricam arkadaşlar, abone olup bir yorum yaparsanız, bana bu yolculukta destek olursanız çok teşekkür ederim. Şimdi otobüse bindim ben. Aslında São Paulo'dan çıktık. 1-1,5 saat oldu. Şimdi şöyle bir noktadayız. Foz'a doğru gidiyoruz. Yarın sabah erkenden Foz'da olmuş olacağız. Çok büyük bir yer burası. Ya Türkiye'de de var böyle yerler. Ben Türkiye'de mesela Bursa'dan Antep'e giderdim. Bursa'dan Sinop'a giderdim. Hep böyle noktalar vardı. Böyle terminallerde hani çorba içersiniz, yemek yersiniz ya. Terminal değil de bekleme noktası diyelim. Bakın böyle eski otobüs de var. Bu eski otobüse genellikle Paraguay'a gidiyor. Çünkü buradan çok Paraguay'a ve Brezilya'ya gelen giden çok oluyor. Biliyorsunuz. Çünkü niye? Elektronik falan her şey Paraguay'da çok uygun. Burası bayağı büyükmüş. Normal düşündüğümden de büyükmüş. Ve lüks yani. Ondan dolayı biraz pahalı. Ben birkaç fiyata baktım. Şöyle bir şey veriyorlar. Bir şey alırken ya da bir şey yersen yemek tarzı bir şey. Buna yazdırıyorlar. Sonra çıkarken ödemen lazım. Bakın şunların fiyatı 4 lira. Normalde São Paulo şu 1 lira. Gezerken de fiyatlara bakalım. Normalde bu var ya, São Paulo 1 lira alırsın. 8,5. Bayağı lüks ama burası. Normal yani pahalı olması. Bu Türkiye'de sistem yoktur herhalde. Bu sistem Türkiye'de var mı? Çok merak ediyorum. Bunu mesela yemek yersen falan hepsini buna yazıyorlar. Çünkü içeride yemek yerleri falan var. Çıkışta kasalar oluyor. Bunu okutturuyorlar. Yemek fiyatı her şey bunda çıkıyor. Yani bir şey söylemene ya da kağıt falan, fatura falan yoktur. Sadece böyle. Su, oha, 6,5. Kola alayım dedim. Kola da 9,5. En uygunu şu ikisini buldum. 11 TL'ye denk gelecek. Aç kalmaktansa daha iyi. Evden çıkarken pek bir şey yememiştim. Yani artık bu ikisini yerim. Akşamı da böyle kapatırım. Çünkü yemek falan çok pahalı burada. Foz'a indim ve güzel bir yemek yeriz. Orada her şey daha uygun oluyor. Bunların ikisi 11 TL tuttu. Böyle oturuyorum, yiyorum. Çok daha mantıklı. Orada 30-50 TL yemeğe para vermektense bunu yerim daha iyi. Yarın Foz'a varınca da güzel bir yemek yeriz. 20 TL orada çok güzel yemekler vardı. Şimdi otobüsün kalkmasını bekliyorum. Birazdan kalkar gideriz. Foz Iguaçu'ya vardım. Şurası terminal. Bakın Paraguay, Brezilya, Arjantin bayrakları var. Otogara indim ama bir sürü problemlerle yaşadım. Otobüs birinci geç geldi. 8'de 7'de geleceğimize 8.30'da indik. Hemen bir tane geldim. Kablo satın aldım. Çünkü kablomu unutmuşum evde. iPhone kablosu, USB kablosunu unutmuşum. Hemen kablo satın aldım. Telefonumu şarj ettim. Çünkü niye? Hemen sınıra geçmem lazım ki uçağım var bir de. Uçakta 2.30'da saat 9.30 yetişirim büyük ihtimalle. Hiç oraya geçmedim, ondan dolayı bilmiyorum. Bilseydim bu kadar sıkıntı etmezdim. Şimdi biraz yürümeye geçtim. Hem yürürken sizlere bu kağıtları anlatayım. Kağıtlar ise benim burada işlemlerim devam ettiği için vatandaşa başvuracağım ya. Avukat dedi çıkarken devletten izin alman lazım dedi. Ben dedim tamam alalım, devletten nasıl izin alacakmışız? Yani çıkmam için ülkeden izin mi almam lazım dedi. Evet dedi. Bu kağıtları bana yaptırdı. Yani bir sürü benim bilgilerim, her şey var. Ki geri döndüğümde sorun yaşamayayım. Şimdi kağıtları aldım çünkü sınırda göstermem lazım kağıtları. Otobüse doğru gidiyoruz. Buradan otobüs, küçük böyle otobüs dolmuşlar tarzı bir yer varmış. Oraya gidip oradan binip anca Iguaçu'ya öyle geçebilirmişiz. Yoksa taksiyle
çok pahalı tutacak. Ben istemiyorum taksiye binmeyi. Ay ay arkadaşlar, moralim şu an çok bozuk. Şu an Brezilya sınır kapısındayım. Şurası sınır kapısı. Moralim çok bozuk. Şöyle gölgeye oturdum. Avukatla falan konuştum. Şu an çıkmama izin vermiyorlar. Bana ırkçılık yaptılar içeride. Müdür falan geldi. Dedi sen Brezilya'dan çıkamazsın. Sen evraklarını burada yenilerken Brezilya'dan çıkmana izin vermiyorum. Eğer çıkarsan da bütün evraklarını sıfırlıyorum. Yani yeniden yapman lazım falan dedi Brezilya'ya geldiğinde. Ben bu evrakları, yani bu evraklar için uğraştığım, yani burada neredeyse 8 ay boyunca kaldım São Paulo'da. Sadece bu evrakları çıkarmak için. Ve bana burada diyor ki sen Brezilya'dan şimdi çıkarsan buradan senin evraklarını sıfırlıyorum, yeniden çıkarmak zorundasın. Bilmiyorum bana ırkçılık mı yaptı, ne yaptı bilemedim. Ben de geri döndüm. Şu an buradayım. Yani sıfırlama dedim. Evraklarımı geri ver. Brezilya'ya geri dönüyorum. Sınırın geri Brezilya tarafına döndüm. Şu an yürüyerek diğer ileriye geçeceğim. Bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Şu an kafamda bir şey yoktur. Evraklarımı falan aldım. Yürüyerek gideceğim. Yürüyerek bari şurada ileride otoban var. Oraya çıkacağım. İleride alışveriş merkezi falan gördüm. Oraya giderim. Şarjım bitiyor. Şarj ederim. Hadi bari yürüyeyim. Arkadaşlar şimdi havalimanına geldim. Burası Fozigos Havalimanı. Ne yapabilirim diye düşündüm. Avukatımla konuştum. Avukat dedi ki böyle bir şey sana asla yapamazlar. Yani sen Brezilya'da yaşıyorsun zaten. Brezilya'da büyüdüm. Brezilya'da evraklarım var. Şu an o sınırdaki adama o kadar çok sinirliyim ki. Adam bildiğin beni, yani Brezilya'dan çıkarsam bütün evraklarını yeniden yapmak zorundasın falan deyince o an çok, yani dedim lan kaç aydır 8 aydır buradayım, onlarla uğraşıyorum. Ondan dolayı tedirgin oldum, yani geri döneyim vazgeçeyim dedim. Aldım evraklarımı geri döndüm. İşte avukatımla konuştum. Avukatım da dedi gitme, karadan geçme dedi. Havalimanından git. Havalimanından kimse bugüne kadar sıkıntı yaşamadı. Oradaki adam ama bildiğim bana ırkçılık yaptı. Çünkü geldi müdür, gülerek geldi yanıma. Sen nasıl buradan geçebiliyorsun? Elini kolunu sallayarak geçemezsin. Ver evraklarını falan dedi. Aldı bilgisayarı, açtı bir sürü işlem falan yaptı. Şöyle dedi, bilgisayarda bir şeyler yaptı. Şu an geçmek istiyor musun, geçmek istemiyor musun? Eğer geçmek istiyorsan Brezilya'ya döndüğünde bütün evraklarını yeniden yapacaksın. Hiç umurumda değil. Eğer geçmezsen de evraklarını alabilirsin, dönebilirsin. Hiçbir işlem yapmayacağım dedi. O zaman ben çok tedirgine girdim. Ben evraklarımı geri aldım. Geri döndüm sınır kapısından. Avukatımla da konuşmak istemediler. Şimdi hava neredeyse karanlık oldu. Fozigos arkadaşlar çok güvenli bir yer. Ondan dolayı ben yürüyorum. Bir tane hostel buldum. Hostel'e yerleşeceğim. Pedriz Hostel. Önceden kalmıştım. Size yine gösteririm videonun sonunda. Yani bu videoyu zaten hostel'e varınca bitireceğim. Artık bir karar vereceğim akşam böyle. Hangi ülkeye gideyim? Hangi ülke ucuz olur diye. Bilmiyorum. Arjantin'e mi gideyim? Şili'ye mi gideyim? Uruguay'a mı gideyim? Burada karar vereceğim. Hangi bilet daha uygun olursa o ülkeye gideceğim. Bugün biraz moralim bozuldu ama morali bozmaya gerek yoktur. Hayırlısı bulmuş, kısmet değilmiş. Şimdi hosteleme geçeyim, yerleşeyim. Hostelime vardım şöyle. Bakın buralar doluymuş. Ben de buraya geçtim. İnşallah buraya bıraktım. Duş alacağım. Böyle bir 50 kama yeri falan yapmışlar. Şurada banyosu var. Aşağısı da böyle havuz var aşağıda, bakın. Şurada havuz falan var. Bahçesi var. Güzel bir hostel. Bu kalacağım hostele de 44 real verdim arkadaşlar. Bence çok uygun. Ne yapıyor? O da 9 dolara falan denk geliyor. Şimdi duşumu alayım. Biraz dinleneceğim. Büyük ihtimalle erken yatarım. Çok yorgunum. Bugün ortalama 10 kilometre falan yürüdüm. Yarın kararımı verip yeni ülkeye gideceğiz. Bu videoyu da burada sonlandıracağım arkadaşlar. Çok uzun olmadı. Kısa bir video oldu. Sıkıcı oldu biliyorum ama kusura bakmayın. Ben böyle olmasını istemiyordum. Hatta tahmin bile etmiyordum. Ama maalesef Brezilya'nın sistemi böyle. Kimse kuralları bilmiyor. Herkes birbirine saçma sapan şeyler, yani kural koyuyor. Kendi kurallarını koyuyorlar. Herkes sistemi bilmiyor ve sisteme de uymuyor. Kendi kurallarını koyup öyle işletmeye çalışıyorlar. Ama bu doğru değil. Ondan dolayı Brezilya benim için 3. sınıf ülke olarak devam edecek. Ömür boyu bu değişmezse. Maalesef gidemedik. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Abone olup yorum atarsanız çok sevinirim. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşürüz.